Hep bahsediyoruz ya kendimizle alakalı çıkarım yapmak derken. Acaba biz ebeveynimizin ya da bir başkasının narsistik uzantısı olarak yaşayıp yaşamadığımızı nasıl anlayabiliriz? Yalnız bu güzel bir soru. Sabahleyin hemen ayıldık. Hepimiz kendimize dönüyoruz değil mi canım? Evet. Yani burada kesinlikle ebeveynleri suçlamak, onlara öfkelenmek, onlara hesap sormak için değil bu bahsettiğimiz. Ama artık geldiğimiz noktada yetişkinlik halimizde bizim kendimize karşı olan bu saygınlığımızı, Tabii. sağlıklı olan tarafa çekmemiz, sağlıklı benlik algımızı, yapabildiklerimizi, yapamadıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir yetişkin olarak buna ihtiyacımız var. Bizim ve ailemizin de buna ihtiyacı Tabii, var. tabii. Ama bunu sağlayabilmek için şimdiye kadar yaşadıklarımızı da anlamlandırmaya Tabii. çalışıyoruz. Doğru. Bu anlamla beraber bugüne bakabiliriz. Aynen. Yani geçmişe bakacağız, geleceğimizi buna göre Aynen. inşa edeceğiz. O yüzden bahsetmeye çalışıyoruz. Acaba bizim aile ortamında bir uzantı haline geldiğimizi yakalayabileceğimiz hangi durumlar olabilir? Neler geçer aklınızdan? Mesela benim aklıma hemen şey geldi. Kişi gerçekten kendi seçimlerini yapabiliyor mu? Benim de aklıma Yani o geldi. üniversite şeydi. Hemen de kendime de baktım. Niye anladım? Hemen check ettim orada bir dedim Evet. bir bakayım ya şöyle Burada biz ne kendime. konuşuyorsak Değil önce mi? kendimize Evet öyle. Biz konuşuyoruz psikologlar şeyiz yani. aynen. Sen de düşün. Değil mi? Evet. Evet. Hepimiz düşündük. Sonra dedim ki ha kavga etmiştim psikoloji okurken. Sen, tamam iyi. İyi tamam. Kendi isteğimi seçtim falan. Kendi isteklerini çocuk ne kadar yapabiliyor? Aileyle çatışmayı göze alıp kendi hayatını rotasını çizmede ne kadar sebatlı Evet. ya da annesinin babasının gözünde sürekli mi onay arıyor, sürekli mi onları kendisini beğendirmeye çalışıyor ama içeride sıkıntılı bir dünya mı yaşıyor? Şimdi bunlar bence burada ayırt edici noktalar. O yüzden biz hep diyoruz ya ergenlik dönemi biraz çatışmalıdır ve kıymetlidir. Kesinlikle. Çocuğun kendisini bulması. Annemden buram farklı, babamdan bu farklı, işte teyzemden şu farklı. Yani öyle farklılıklarla birlikte çocuk kendisini inşa ediyor. O yüzden biraz böyle duygularını dışa vuran, biraz kavga eden, biraz çatışan çocuklar iyidir. O kendisini bulma yolculuğunda ney doğru olan, ney? Onu bulmaya çalışıyor, keşfetmeye çalışıyor. İşte oralarda dediğim gibi bazı çocuklar belki bu kadar şanslı olmuyor. Yani anne ve babasının onayına dediğiniz gibi o kadar muhtaç ki onlarsız yaşayamayacak ki zaten benim doğrum da bu. Hani babam da bunu istemişti. Atıyorum doktor olmamı işte babam da bunu istemişti. Annem de zaten benim hayatımda bu. Yani hani bunun dışında bir şey düşünemiyor. Çünkü doğrusu o gibi. Bence buralarda ki narsistik illa değil mi? Hepimiz biliyoruz şöyle olması lazım değil. Şakır şakır narsizm değil. Örtük narsizm de var. Yani Evet. sesli uslu bir kızcağızımız da narsist olabilir. Anne babasının dediklerini yapan bir kız ya da erkek de olabilir. İlla böbürlenen ya da işte şey kırılgan narsizm var onlara değiniriz. Böyle bir yapıda da olmayabilir. Oradaki temel şey kendisini ne kadar ifade ediyor, birilerinden eleştirilme korkusu olmadan kendi dünyasını ne kadar sunabiliyor, gösterebiliyor bir hayatı o enerjiyle birlikte kendi istediği bir şekilde nasıl yaşıyor gibi benim aklıma geldi mesela. Kesinlikle yani Ayşe Nurmuş hocam. Burada bir geriye dönüp şöyle bakmak lazım. Seçimlerimin ne kadarını ben yaptım Aynen. ya da ne kadar şey içimde ukde kaldı. Çok güzel. Evet. Bu anlamda ergenlikte çatışma bunun için aslında her birimizin uygun zamanı. Çünkü çocuklukta evet anne babalarımızın çocuklarıyız ve onların dediklerini doğru olarak kabul ediyoruz. Ama ergenlikte diyoruz ki bir saniye. Ben de insanım senin gibi. Senin doğruların var, benim de doğrularım olabilir. Diğer dedikleri an, dedikleri an bir çatışma Tabii. ortaya çıkıyor. Burada çocuk kendisi bazen deneme yanılma yoluyla doğrularını buluyor ve kimliğini inşa ediyor. Kesinlikle. Bu anlamda şuna çok dikkat etmek lazım. Ergenlikte hiç sorun çıkarmayan, çok söz dinleyen, çok Değil mi? uyumlu çocuklar. Evet. Yani bu uyumlu çocuklar gerçekten kendi istedikleri bu. Ailede uyumsuz olsalar da değer görürler. Tabii. Uyumsuz olsalar da ebeveynleriyle bir şekilde anlaşabilirler, sevgi görürler diye mi uyumsuz değil? Ya da sadece uyumlu olduğunda mı kabul ediliyor? Yani ebeveynin her seçimini onaylayan, benim hakkımda en iyisini tabii ki bir ergen bireyden ebeveyni daha iyi düşünebilir Tabii, onun iyiliğini. rehber. Daha fazla deneyimi olduğu için hayata dair bir rehberlik yapabilir. Ancak çocuk sürekli bizi dinliyorsa, çocuk sadece ebeveyninin koyduğu kuralları ebeveyninin keyfine göre uyguluyorsa, mesleğini ona göre seçmişse, hobilerini ona göre Evet. seçmişse, arkadaşlarını ona göre seçmişse veya ilgi alanlarını orada bir
durup bakmak lazım. Bu çocuk gerçekten böyle bir kişi mi yoksa sadece benim uzantım mı diye. Buna anne babalar ne kadar bakabilir bilmiyorum. Çünkü oradan besleniyorlar. Evet. Bunun yani bu bağın kırılmasını istemeyebilirler muhtemelen. Oradan beslendikleri için çünkü hani bahsettik ya içeride çekirdekte tabii. Çok zayıf bir aynen. Yapı var. Aynen. Ve dış kaynaklarla kendisini beslemeye çalışıyor. Yetiştirdiği çocuk kendisine bir uzantı olarak. Daha önce sizin de verdiğiniz örneklerden biriydi. Yani sanki eli koluymuş gibi. Aynen, onun devamı. Evet, onun ayrı bir şey olduğunu idrak edemiyor. Bir başkasına ait olduğunu idrak edemiyor. Yavaş yavaş kişi sağlıklı bir yapı oluşturmaya başladığında, gerek terapiyle, gerek kendini geliştirerek bunu oluşturmaya başladığında birden diyor ki bu terapist seni çok değiştirdi. Çok güzel evet. Yalnız değil mi? Aklına girdi senin. Daha ne kadar gideceksin onunla ay, çok görüşmeye? Güzel, evet. Çünkü huzursuz oluyor. Evet. Terapiye yapıdan gittiğinden beri aramız bozuluyor. Aramız bozuldu, evet. O düşman oluyor. Sana ne diyorlar evet. Orada? Evet, o yüzden bunları da çok belki de sırtlanmamak, bu yorumları da çok üstlenmeden biraz daha objektif bakabilmek ve bu noktada da yine empatiyi sağlayabilmek. Yani o da acı çekiyor. Yani ona öfkelenmek değil, o da bu ayrışmanın acısını çekiyor. Eğer eşse, eğer anne babaysa onun da çektiği bir acı var orada. Ben kendimi yetiştirmeye çalışırken o da benden ayrışmanın acısını çekiyor diyebilmek. Ama neticesinde her zaman umuttan bahsederiz. Tabii. Bu yolun sonu çok daha umutlu, çok daha iki taraf açısından da sağlıklı bir ilişkiye dönüşebilir. Şimdi yavaş yavaş artık son 5 dakikanın içindeyiz. Tamam. İzleyici sorularımız da geliyor. Bir izleyici sorumuza yer verelim istiyorum. Şöyle soruyor. Çocuk yetiştirirken öz saygıyı kazandırma noktasında sınırımız ne olmalı? İstemeden narsizme yol açacak davranışlarımız neler olabilir? Çok güzel bir soru. Aslında öz saygıya girmedik ama böyle hem de başlangıcından biraz, biraz da şey yapalım. Şimdi her zaman diyoruz ya basit rehberlerimiz var. Bir kere biz artık kitap okuyacağız, işte uzmanları dinleyeceğiz, şu yapacağız, bu yapacağız. Ne yapacağız? Çocukların hangi gelişim döneminde hangi ihtiyaçları olur? 2 yaşındaki bir çocuğa nasıl davranmam gerekir? 3 yaşındaki bir çocuğa nasıl davranmam gerekir? Bunları bir kere ebeveyn olarak eğitim almamız gerekiyor. Çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Yani ben 3 yaşındaki bir çocuğa atıyorum empati yapamadığında kızıyorsam burada cahil bir ebeveynim. Ben kendim geliştirmemiş bir ebeveynimdir. O yüzden ben çocuğumun ihtiyaçlarını evrelerine göre anlayacağım. Yani tuvalet eğitimini aldı. 2,5-3'lü yaşlarda artık böyle dış çevreye doğru kendi ben merkezi, egosentrik döneme geçtiğinde kaygılanmayacağım ya da korkmayacağım ya da yönetmeye çalışacağım. Çocuğum diyeceğim ki etrafı keşfetmeye başladı. Artık kendisiyle ilgili bir şeyler yapıyor. Şimdi buralarda şöyle şeyler çıkıyor. Bir kere çocuğumun var olan gerçekliği üzerinden ilişki kurmam çok önemli. Yani güzel oğlum, paşa oğlum, prenses kızım sen büyüyeceksin ileride ve şunları şunları yapacaksın. Belki bu şey gibi de geliyor. Hani bilinçaltını vardır o motive ediyor gibi filan ama. Şimdi çocuk acaba burada bir yük de mi alıyor? Yani bir miras da mı alıyor? İşte babanın yapamadığını yapacaksın. Sen çok iyi bir eş olacaksın. İşte annenin yapamadığını yapacaksın. Sen çok harika bir kız olacaksın. Yani bunlar bu misyonlar. Hani biz hep aile terapilerine diyoruz. Çocuğunuza bir misyon, bir aktarım, kuşaklardan gelen bir eksiklik şeyini mümkün olduğunca aktarmayın. Sadece bence en güzel tarafı o. Karşımda kim var? Evet. Bu çocuğun temel ihtiyaçları neden? Ve bunun için dediğim gibi profesör olmanıza gerek yok. Evet. Doğal bir şekilde onunla ilgilenip, sevip, okşayıp onun o ihtiyaçlarını karşılamak bile, o ilişki bile aslında evet. Çok güzel bir şekilde de onarıcı. Çocuğa gereğinden fazla övme. Çocuğu kendi yaşına uymayan şekilde yerme, eleştirme ya da örnek veriyorum davranışlarıyla ilgili aşırı kaba işte biz buna diyoruz ya duygusal şiddetten tutun da fiziksel şeye kadar uygun olmayan davranışlarda bulunmama gibi yerler bizi aslında ne narsizme götürür ya da ne de öbür türlü olumsuz tarafa da götürür. Çocuğun gelişim dönemlerine uygun davranılması burada bence şifre diye düşünüyorum. Kesinlikle bence de. Katılıyorum Ayşenur hocama. Bu iş bir denge meselesi. Yani çocuğumuzu aşırı da övmeyeceğiz, aşırı da eleştirmeyeceğiz. Burada mesela sağlıklı öz saygı için ne olsun? Çocuğumuz 4 yaşında işte misafirlikte kendi başına gitti, ev sahibinden su istedi. İşte aferin harika. Ne kadar güzel bir evet. Başarı gösterdin. İşte cesaretin için seni tebrik ediyorum. Sağlıklı öz saygıyı bu besler. Ama bunu İşte inanılmaz bir çocuk olduğun için bunu yaptın. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok. Sen işte her şeyi yapabilirsin evet. Diye yapıyorsak
evet burada biraz evet. orantısız evet. bir övgüden bahsediyoruz. Ya da orantısız bir eleştiri. Çocuk eğer dersinden 4 aldıysa, 5 hı-hı. değil 4. İşte sen zaten başarısızsın, senden hiçbir şey olmaz hı-hı. ve daha kaba sözlerle biz gidiyorsak. Hı-hı. Evet orada da bir orantısız eleştiriden bahsediyoruz. Yine Ayşe'nin hocamın dediğine de zaten bahsedeceğiz. Hı-hı. Ebeveynin çocuğa yüklediği aynen. bu misyonlar, bu görevler hı-hı. çocukta her zaman içten içe bir utanç. Evet. Sahip oldukları ve üzerindeki yükten dolayı ve evet. bir çaresizlik hissettirir. Evet. Bizim de bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Bunları bence evet. biraz daha detaylı alalım. Çünkü o duygular çok önemli. Utanç evet. duygusu narsizmde önemli bir evet. duygu aslında. Şimdi